Merhaba sevgili öğrencilerim. Şimdi çemberde uzunluk konusuna geçiyoruz dostlarım. Bakalım kaç tane köşe taşı var? 11 tane köşe taşı varmış. Hemen halletmeye çalışalım bunları hızlı bir şekilde. Birinci sorumuz. Bir çember içindeki P noktasının, bakın bir çemberimiz var. Tamam. İçinde bir P noktasının çembere uzaklığı en az 2 santimdir. Dostlar en az dediği için en yakın olan mesafesini alıyorum. Burası 2 santimdir. En çok deseydi şu tarafı olacaktı diyelim. Çemberin yarı çapı, yani şurada merkezimizi işaretleyelim. Yarı çapımız toplam 6. İkisi buradaysa şuraya 4 kaldı. P noktasının merkeze uzaklığı nedir diye soruyor, 4. Dostlar bir noktanın bir çembere en yakın en uzak mesafesi sorulduğunda nokta içeride de olsa dışarıda da olsa hemen merkeziyle noktayı birleştirip işte en uzak mesafesi de en yakın mesafesi de bu doğrunun üstünde olur. En yakın burası, en uzak da burası olur deriz. K noktasının çembere uzaklığı en çok diyor. Bak yine merkezde birleştirdin. Şu doğruyu çizelim. Yani şu O'dan geçen ve K'dan geçen çapı çizdin. En çok dediğine göre en çok burası. 15 santimmiş. 6 burada, 9 kaldı. Bak çemberin yarı çapını 9 bulduk. En yakınını deseydi şurasıydı. 3 santim diyecektik. Yarı çap 9. Şunu okuyalım. Aşağıda 40 santim yarı çaplı bir çark gösterilmiştir. Şimdi 40 santim yarı çapı var. Çarkın merkezine 90 santim uzaklıktaki bir duvara. Şimdi çarkın merkezine 90 santim uzaklıkta şöyle bir, şurası merkezine olan uzaklığı 90 santim olan bir zamazingo çizilmiş. Şimdi şurası zaten 40, şuraya da 50 kaldı. 90 santim duvara yeterince uzayabilen bir lastik çakılıp lastiğin diğer ucu çarkın çevresi üzerindeki bir çivilerden birine bağlandığı. Tamam. Duvarda lastiğin bağlı olduğu nokta ile çarkın merkezinin yerden yüksekliği eşittir. Buna göre çark döndükçe lastiğin uzunluğu en çok kaç santim olur? Şimdi sen bu çarkı şuradan döndürdün tam buraya kadar gelince işte bak merkez üzerindeki doğruyu da çizdim. En uzak burası olur dostlarım. E şu da 40 yarı çap olduğu için bak 80, 50 daha en fazla 130 olurmuş dostlarım. En az kaç olur? Tam burada olsaydı en azını söyleyecektik. Şurası 50. En az 50, en çok 130 olurmuş. İkinci köşe taşı. Yarı çapları 8 ve bir de 5 olan çemberler arasındaki en uzak mesafe. Bak hemen merkezleri birleştirdim. En uzak noktalar şu yuvarlak yaptığım iki nokta olur. Burası da 5, burası da 8. En uzak iki mesafe şurasıdır. 30'muş. Şimdi 10 burası, 16 da burası, 26. O zaman şu ortaya 4 kaldı. O1 ile O2 arasını soruyor. 5, 4 daha 9, 8 daha 17 oldu. Birbirine en yakın iki mesafesi de şurasıdır dostlarım. M merkezli yarım çemberin yarı çapı 8 santim. Bak şurası toplam 8'miş. M merkezli çemberin yarı çapı. Burası da 8. O merkezli çemberin yarı çapı 5'miş. Şurası 5. O halde şurası 3. E bu da O merkezli çemberin yarı çapı 5. X'e kaldı 2 dostum. Şuna bakalım. K merkezli kırmızı büyük çemberin içine özdeş 2 daire yerleştirildi. Bu 2 daire kırmızı çembere temas edecek biçimde ters yöne dönerek hareket etti. Merkezler arasındaki uzaklık en çok 24. Bak yine tam şu merkezleri şöyle gösterelim. Şöyle birinin burada, diğerinin de burada olması lazım ki M merkezli burada, O merkezli burada. İşte merkezler arasındaki uzaklık en fazla burada olur dostlarım ve en çok 24 birim olmaktaymış. Peki kırmızı çemberin yarıçapı 15 birim olduğuna göre şimdi şöyle yapalım. Bunlar eş miydi? Her uzaklık bu iki daire eş miydi bunlar? Evet, özdeş demiş dostlarım. Şimdi şurada biraz konuşalım. Şimdi şunun yarıçapı R. Bununki de R.
Şimdi şu K'nın yarıçapı 15'miş. Şuraya kadar olan mesafe 15. Burası da tabii ki 15. Onu da yazalım. Merkezler arası uzaklık kaçtı dostlarım? 24. Şurası merkezler arası uzaklık 24. O zaman buradaki R ile buradaki R'ye yani 2R'ye ne kaldı 30 olması için? 6. Demek ki R 3. Merkezler arası uzaklığı kaçtır diye soruyor. Şurayı soruyor bize. Değil mi dostum? O ve M merkezli. Ha, şu pozisyondayken O ve M merkezlerin yarıçaplarını 3 bulduğumuz için şurayı soruyor 6. Evet, üçüncü köşe taşımız. Bakalım bu ne diyor? O merkezli çemberde bu iki kirişte bakın merkeze eşit uzaklıktaysa kirişlerin boyları eşittir diyeceksiniz dostlarım. Demek ki ABCD'ye eşit hemen 3x artı 8 x artı 12'ye eşit. Buradan 2x eşittir 4. x eşittir 2 gelir. Yarıçapı 4 santim olan bir çemberin üzerinde farklı A ve B noktalar alınıyor. Buna göre AB'nin kaç farklı tam sayı değeri vardır diye bir soru sormuş bize. Şimdi A ve B noktaları alındığına göre AB bir kere hani çember üzerindeki şöyle bir en kısa ne olabilir diye düşünüyorum. Sıfır olmaz. İkisi de aynı nokta olacak ki sıfır olsun buranın uzunluğu. Demek ki biri biraz daha büyük. Yani sıfırdan büyük olacak AB. Yarıçapı 4 dediğine göre en fazla da 4 olabilir dostlarım. Şey 8 olabilir. Çünkü A'yı buradan B'yi buradan alabilirim. Bizim kirişimizin boyu en fazla 8'dir. Çemberin en büyük kirişi çapıdır. Dolayısıyla çaptan daha büyük olamayacağına göre 8'den küçük olur. En fazla da 8'e eşit olur. Sıfır olabilir mi? Sıfır olmaz. Çünkü sıfır olması için A'yı da aynı, B'yi de aynı nokta seçmeliyim ki AB bir nokta olsun, uzunluğu olmasın sıfır olsun. Ama sıfırdan büyük olacağı da aşikar. Peki, ne olur o zaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 değerlerini alır. Dolayısıyla toplam 8 tane de değeri vardır deriz. Gelelim şuna. O merkezde daire biçimindeki plaka suya batarken T1 anında batan kısmının yüksekliği burası. T2 anında da batmayan kısmının yüksekliği burasıdır. AB büyüktür CD olduğuna göre. AB CD'den daha büyük olduğuna göre diyor. A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi CD de şuralarda bir yerde olsun arkadaşlarım. CD. Şurası da 3A eksi 1 birimmiş. Buradan yüksekliği şöyle çapımızı da çizelim. Burası da A artı 9. Şimdi AB mi daha büyüktü? Yok. AB küçüktü. Bu küçük olan. Bu da büyük olan. Şimdi büyükse bu dostlarım CD kirişi daha büyük olduğu için bu kiriş merkeze daha yakın bir kiriş. Yani kutuptan daha uzakta bir kiriş. Kutup noktasından daha uzakta. O zaman 3A eksi 1 kesinlikle A artı 9'dan daha büyük bir sayıdır. Demek ki 2A büyüktür 10, A büyüktür 5. A 5'ten büyükse en az da 6 olur diyebiliriz. Yarıçapı 15 santim olan bir çemberin merkezinden 9 santim uzaklıktaki. Şimdi bakın. Merkez burada. Merkezden 9 santim uzaklıktaki bir kiriş. İşte dikmeyi indirdik. Kirişi ikiye böldü. Yarıçap 15. 9, 12, 15'ten 12, 12 dedik. Bakın kirişin boyu 24 geldi. Hemen kirişi görünce ortasına dikmeyi indirdim. Bu dikme kirişi ikiye bölecek değil mi? 16 ya 8, 8. Şurası 3. Şurası 8 olacak diyelim. Yarıçap 10'muş. Burası 10. 6, 8, 10 oldu. Bakın şurada 3, 6. Biri diğerinin iki katıysa küçüğünün kök 5 katından 3 kök 5'i yapıştırdım. Bir A4 kağıdına yarıçapı 25 santim olan bir daire çizilir. Ardından bu kağıt bir defa yerleştiğinde terbi T kağıdındaki görüntüsü oluşuyor. AB 30. Şimdi şöyle bir merkezimiz olsun bizim. Bizim yarıçapımız 25'ti. Şuradan yarıçap 25. AB kirişine dik indirdim. 30'sa 15. 15 diye böldü bunu. 15, 20, 25 üçgeni çıktı. Şimdi CD'de 48'miş. Hemen merkez burada. Yarıçapımızı gösterdik. 48 ise 24, 24 dedik 7.
T1 T2 anına kadar kağıt zarfın içine doğru en çok kaç santim itilmiştir diye bir soru sormuş. Şöyle de gösterelim. Bizim AB kirişimiz de buradaydı. Ve şurası da 20 diye bulduk değil mi? Şu yüksekliği merkezin kirişi olanı. Burası da 7. Yani 27 santimlik bir itiş yaşanmış burada dostlarım. Beşinci köşe taşımız. Evet, kirişi gördük. Ucuna şöyle yarı çapımızı çizdik. Bakın yarı çapın boyu 8. O zaman bu da 8'dir dedik. Hemen Pisagor yapalım şurada. 8'in karesi 64 eşittir. 3'ün karesi artı x kare diyelim. Çıkarttığımızda da 55 eşittir x kare. X eşittir kök 55. Buna bakalım. Merkez. Merkezden hemen şöyle kirişe bir dikmemizi indirelim dostlarım. Ucuna yarı çapı çizelim. 4. Şurası da 4. E bu da ne oldu? 4 kök 2. Bakın yarı çap 4 kök 2 çıktı. Bu da 4 kök 2. Şimdi şurada da Pisagor yaparsak x kare eşittir. 4 kök 2'nin karesi 32 artı 4'ün karesi 16. 48 yapar. 4 kök 3 gelir. X'imiz. Şuna bakalım. 1 buçuk 1 buçuk 1. Yani yarı çapımız neymiş? 2 buçuk. O zaman hemen şu uç noktaya 2 buçuğu gösterelim. Bak burada 15, 20, 25 üçgeninden burası 2. Yani 3, 4, 5'in yarısı da diyebilirim. 3'ün yarısı, 4'ün yarısı, 5'in yarısı. BC kaçtır diye soruyor. 2'yi bulduk zaten. 200 santimdir diyebiliriz. Evet, zilimiz çaldı. Şimdi burada duralım. Bir dahaki derste devam edeceğim inşallah. Evet, bakalım bu soru ne diyor? AB çaplı yarım çemberde 4, 6, x kaçtır diye bir soru sormuş. Dostum, kural şuydu bunlarda da. Şurası ve şurayı çizdiğimizde şu iki kirişi çapı gören çevre açı 90 derece deyip diklikten diklik indiğini gördünüz. Öklit yapıyorduk dostlarım. Yani x kare eşittir 4 çarpı 6 24 2 kök 6 gelir x. Bakın aynısını şimdi burada iki defa yapacağız dostlarım. Şimdi önce üstteki diklikten diklik inmiş 2 kök 3'ün karesi yani 12 eşittir 2 çarpı şuranın tamamı olacak. 2 çarpı oraya k diyelim. K'yı 6 bulduk. Şurası 6. O zaman buraya da 5 kaldı. Şimdi alttakinde yapalım. X kare eşittir. Şuradaki 1 ile şuradaki 7'nin çarpımı. 1 çarpı 7'den 7. X eşittir. Kök 7 geldi diyebilirim. Yarı çapı 10 santim olan daire biçimdeki kartona çapına dik AH boyunca katlandığında K üssü L 12 santim oluyor. Şimdi şurası 12 santimmiş. Önce şunu bir geriye açalım. Şöyle geriye doğru açalım. Yarı çapı kaçtı bu keratanın? 10 santim. Yarı çap 10'sa toplam çap 20. 20 ise şu çapımızın uzunluğu. 12'si burada 8 kaldı. 4, 4 diyelim. Yani şurası 4 geldi dostum. Şimdi yine bunu da böyle geriye açtığımızda da 16 ise 20 olacak. 2, 2 kaldı buraya. Şurası da 2 geldi. AH eksi BN nedir diye bir soru sormuş. Şimdi çapımızda 20 idi. 4'ü buradaysa 16 kaldı bu tarafa. İkisi de burada 14 kaldı buraya. Toplam 20'yi bulduk böylelikle. Şimdi AH'ı bulalım. X diyelim buna. X kare eşittir 4 çarpı 16. Yani 64. X eşittir 8. Y'yi bulalım. Y kare eşittir 2 çarpı 18. Yani 36 y'yi de 6 bulduk. 8 eksi 6'yı soruyor bize. Bursa'yı paketledik dostlarım. Evet, 7. köşe taşımız. Bir çembere dışındaki bir noktadan çizilen iki teğet birbirine eşitti. O zaman 2x artı 10, 4x eksi 2'ye eşit. Buradan 12 eşittir 2x, x eşittir 6 geldi. Şuna bakalım. Burası 6 ise AC de 6'dır. Şurası 10 ise bu AE de 10'dur. Şuraya 4 kaldı. Neyi soruyor? AE yani 10 artı AD yani o da 10. Toplam 20 geldi dostum. İç teğet çemberi ve kartonlar çember boyunca kesilip ardından köşelerden çıkarılan parçalar kenarları boyunca çakıştırılıyor demiş. Peki. Şimdi bildiğimiz şey dondurma kuralından bu turuncunun şu iki kenarı eşit. Yani şurasıyla şurası eşit. Yeşilin de bu iki kenarı birbirine eşit. Bunları da söyleyelim.
11'i vermiş bize. Tamam. Şurasına A dersek şurası da A olacak. Bakın bunun şurasıyla A artı 3. Burası da A artı 3 olması için şuraya A artı 1 kaldı. O zaman bu da A artı 1. Ve toplam 2A artı 1 dediğimiz şey 11'e eşitmiş dostlarım. O halde 2A 10, A'yı 5 bulduk. Neyi soruyor? Çevre A, B, C. Şimdi A 5 ise turuncunun iki kenarı 5, 5. Maviler ne oldu? 5 artı 3'ten 8, 8. Yeşilinkilerde 5 artı 1'den 6, 6. 14 burası, 11 burası, 13 de burası. 13, 24, 28, 38 çıktı çevremiz arkadaşlarım. Bursa'dan geldi. Evet, 8. köşe taşımız. 120 derece. Şimdi bu dondurma kuralından bu da 2. Ve şurayı merkezle birleştirirseniz bu açı ortay oluyordu. 60, 60. Gelin şu yarı çapı da çizelim. Teğete dikinecek yarı çapımız. Bakın 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı kök 3 katıdır. 2 kök 3 cevap Bursa. Yine teğet görüyorum. Teğete bir dik indirelim hemen. Şurası dik olsun. Yarı çapı 4'müş. Şuraya 4 yazalım. Şuraya 4 yazalım. Bakın burada da bir Pisagor çakalım. 6'nın karesi 36 eşittir. 4'ün karesi 16 artı x kare. 20 eşittir x kare, x eşittir 2 kök 5. Birbirine dik iki çubuğa teğet olan 20 santim yarı çaplı bir tekerlek gösteriliyor. Daha sonra üstteki çubuk ok yönünde 30 derece döndüğünde tekerlek bir miktar sağa hareket ediyor. Buna göre tekerlek kaç metre sağa doğru hareket etmiştir diye bir soru. Şimdi öncelikle tekerleğimizin yarı çapının 20 olduğunu biliyoruz. Şuralar 20-20. Az önce bir öğrencim geldi de soru sordu arkadaşlarım. Durdurmak zorunda kaldım. Şimdi devam ediyorum kaldığım yerden. 20, 20'yi gösterdik. Yarıçapımız 20. Şimdi bu adam 30 derece döndürülmüş şuradan. Yani şuraya 60 derece kalmış. Hemen bunu da merkezle birleştirelim. 30, 30 olsun. Şurası 20 idi. Şimdi 60'ın karşısında 20 kök 3 oldu. Bakın şöyle çizdiğimde şurası. Hani normalde merkez şuradaydı, 20 santimdi. Buraya geldi, değil mi? Şu kadar döndü. O da 20 kök 3 eksi 20 yaptı arkadaşlarım. Cevap Denizli'den çıktı. Evet, 9. köşe taşındayız. O merkezli, biraz küçültelim şunu. Yarım çember CD yayı 90'mış dostlarım. Hemen şöyle kirişin uçlarına yarı çaplarımızı çizelim. 90 ise merkez açımız da 90. Bunlar yarı çap, yarı çap. 45, 45, 90 oldu dostlarım. Burası R kök 2. Yani R 4 geldi. Yarı çapımız 4. Şuna bakalım. 60'ın gördüğü yay 120 diyelim. Hemen kirişin uçlarına yarı çaplarımızı çizelim. Merkez açımız 120. R. Bakın 120, 30, 30 üçgeni çıktı. O zaman R dediğimiz şey 6 olacak ki kök 3 katı olsun diyebilirim. AB'de çaptır 12 geldi. Düzgün altıgen şeklindeki bir masa üzerinde ayrı örtü gösterilmiştir. Örtünün her kenarından sarkan kısımları eşittir. Masa yüzeyinin çevresi 240 santimmiş. 240 ise düzgün altıgenin çevresi, hemen böldüm 6'ya. 40 santim geldi şunlar arkadaşlarım. Şunların her biri 40. Örtünün yarı çapı kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Örtünün yarı çapı kaç santimdir diye bir soru sormuş. Şimdi şurası bir kenarı, şurası 80 geldi dostlarım. Tam da şu ortası merkez olacak, değil mi? Uzun kiriş. Şimdi burada bir daireler var tabii ki böyle. Yarı çap dediğimiz şey şuradaki uzunluk olacak dostlarım. Yani 80'in yarısı aslında. 40 çok da böyle uzatmaya gerek yokmuş. Evet, iki çember birbirine teğetse soruyu okumanıza gerek yok. Hemen merkezlerini ve teğet oldukları noktayı birleştiriyorsunuz. Şöyle 4, 4. Bak burası 8, şurası da 8, şurası 8. AB'yi soruyor bize. Gelin şurada Pisagor'umuzu çakalım. 12'nin karesi 144 eşittir. 4'ün karesi 16 artı x kare diyelim. 16'yı bu tarafa atalım. 16 çıkarsa ne geliyor? 144'ten 16'yı çıkaramadım, yalan. 14'ten 6 çıktı 8. 3'ten 1 çıktı 2. 128.
eşittir x kare. O da 64 çarpı 2 olduğu için 8 kök 2'dir cevap. Bak, teğet noktasını merkez ve merkez üçünü doğrusal birleştiriyorsun öncelikle. Teğet gördüğün yere diki indirdin. Tamam. O merkezli çemberin yarıçapı. Şurası R, şurası R. Büyünün yarıçapı 9 bak. O zaman şurası 9 eksi R. Gel şurada Pisagor çakalım. R 4 olursa 3, 4, 5 oluyor mu? Oluyor. R 4 o zaman. Teğet olacak konumlandırılıyor. Çapı kesilip üst üstteki parça alttaki teğet olacak biçimde konumlandırıyor. Sonra o üssü 20 olduğuna göre şimdi şurası hemen 20'ymiş dostlarım. Tabii ki eş oldukları için bunlar 10, 10. Şuraya çizdiğimde bu da 10. Şurası 10 kök 3. Değil mi? 90'ın karşısı 20. Şurası kesin 30. Şurası kesin 60. Şurası da 10. 10 kök 3 artı 10 çıktı sorumuzun cevabı. Evet. 11. köşe taşındayız. Bakalım bu ne diyor? Yarı çapları 4. Şununki 4. TYT dik indirdim. Bunu da TYT dik indirdim. 2. OM 8'miş şurası. Bakın dik yamuk. Hemen şuradan dikliğimi çizdim. Bu da 2. Bu da 2. Şurası X. Pisagor yapacağız. 8'in karesi 64 eşittir. 2'nin karesi 4 artı x kare. 60 eşittir x kare. 2 kök 15 çıktı x arkadaşlarım. Şuna bakalım. Hemen merkezden teğet olduğu noktaya diki indirdik. Yarı çaplarımız dikindi. Yarı çap 3, 3, 5, 5. Şu da 5, şu da 3. Dik yamuk olduğu için hemen şuradan dikdörtgenimi çizdim. Şurası x, burası 3, burası 2 geldi. Pisagor yapıyorum. 8'in karesi 64 eşittir. 2'nin karesi 4 artı x kareden yine 2 kök 15 geldi. Şekildeki bir bisikletin yarı çapları 2 santim olan iki terliği, tekerleklerin birbirine en yakın noktalar arasındaki mesafe 3 birimdir. Şimdi tekerleklerin birbirine yarı çapları 2 birimmiş. En yakın mesafe de şurasıdır dostlarım ve 3 birimmiş. Şimdi şurası da 2, şurası da 2. Tekerlek şişirilip yarı çapı 1 santim arttırıyor. Sağdaki tekerleğin yarı çapını 1 santim arttırınca tekerleklerin merkezleri arasındaki uzaklık nedir? Şunu da tabii ki ne oldu bu durumda? Şurası 2, 4, 7 oldu burası. Şimdi bunun yarı çapını 1 santim arttırdığımda şöyle bir şey olur arkadaşım bu tekerlek. Yarı çapı artık 3 olur değil mi bunun? Burası 3. Şimdi şuradan hemen tabii yarı çap merkez şuraya bir yere kayacak biraz daha yukarıya. Şurayı çizdiğimde şöyle çizelim. Merkezler arası uzaklık x diyelim. Şurada da Pisagor yapacağız arkadaşlarım. Tabii şurası 1. Şimdi burası 7. 7'nin karesi 49. Bir daha 50. 5 kök 2 yaptı x kare. 5 kök 2 geldi. Evet, tarama testine kadar gelmişiz. Bir sonraki videoda da tarama testini hallederiz dostlarım.